Bu da gerçekten ilginç bir şey. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 yıl sonra gittiği Mısır'da temaslarını tamamladı. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Mısır'la ilişkiler, terörle mücadele, F-16 alımı ve Rusya-Ukrayna barışı hakkında mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahire ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan 11 yıl sonra Mısır'la yeni dönemin ayrıntılarını anlattı. Görüşmelerimizde son dönemde askeri ve savunma sanayi dahil her alanda ivme kazanan ilişkilerimizi ele aldık. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımızı en kısa zamanda gerçekleştirme hususunda mutabık kaldık. Nisan ayı başında Sayın Sisi'nin yemin töreni söz konusu. Dolayısıyla Nisan ya da Mayıs'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Mısırla ticaret hacminde 15 milyar dolar hedefimizi yakalamakta kararlıyız. Mısırla işbirliğimizi daha da arttırma niyetindeyiz. Türkiye'nin Irak'la yürüttüğü diplomasi trafiğine dikkat çeken Erdoğan, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne uyarılar yapıldığını söyledi. Sınırlarımızın dibinde bir teröristan kurulmasına müsaade edilmedikten sonra biz bu bölgede her türlü adımı komşularımızla beraber atarız. Erbil yönetimiyle terörle mücadele konusunda yakaladığımız ivme olumlu bir istikamette ilerliyor. Fakat Süleymaniye yani KYB yönetimi defalarca uyarmamıza rağmen PKK YPG PYD'ye kol kanat germeye devam ediyor. Kimse bizden farklı bir duruş beklemesin, gereken tepkiyi veririz. ABD ile F-16 temini sürecine yönelik devam eden diyalogu da anlattı Cumhurbaşkanı. ABD senatosunda da havanın olumlu olduğunu belirten Erdoğan, ABD ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz yanıtını verdi. Gazze'nin insansızlaştırılması Erdoğan Rusya-Ukrayna barışına ilişkin de konuştu. Türkiye'nin iki ülke taraflarını bir araya getirme iradesinde olduğunu söyledi. Tarafları Türkiye'de birden fazla kez buluşturduk. Bunu yine yapabilir ve dış etkilerden arındırılmış, çözüm odaklı bir süreç yönetimiyle barışın kapısını aralayabiliriz. Hem Sayın Putin hem Sayın Zelenski ile görüşmelerimizde bu arayışlarımızı sürdürüyoruz.